Öncelikle NATO toplantılarında Rusya'ya karşı ikili yaklaşım her zaman gündemdedir. Caydırıcılık ve diyalog. Tabii 30 üyemiz var, 30 müttefik. Bazıları daha fazla caydırıcılık diyebilir, bazıları da daha fazla diyalog diyebilir. İkisinin aynı anda devam etmesi ya da birlikte götürülmesi konusunda görüş belirten ülkelerde var. Ama biz Türkiye olarak her zaman daha fazla diyalogdan yanayız. Gerginliğin de diyalog yoluyla bitirilebileceği, en azından azaltılabileceğini düşünüyoruz. Sorunların da aynı şekilde aşılabileceğini düşünüyoruz. O nedenle önümüzdeki günlerde yapılacak NATO-Rusya toplantısını önemsiyoruz. Ve bu toplantıların artık düzenli bir şekilde yapılmasında da fayda görüyoruz. E, bu toplantılara katılmayacağını e, Rusya daha önce söylemişti. Rusya'nın da bu toplantıya sıcak bakmasını olumlu bir adım olarak e, görüyoruz. Türkiye elbette bu sürece pozitif katkı sağlamaya devam ediyor ve bundan sonra da e, edecektir. Eğer bu konuda e, Rusya'nın e, bir herhangi bir e, Türkiye'den bir beklentisi, bir talep olursa, yani NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin azaltılması konusunda, spesifik bir talep ya da bir konu olursa bu konuyu da Türkiye olumlu bir şekilde değerlendirecektir. Çünkü amacımız bellidir. Bölgedeki gerginlikten Allah korusun bir çatışmadan herkes etkilenir. O yüzden biz bu yapıcı yaklaşımımızı devam ettireceğiz.